Kemal Öztürk Kudüs sorununu başka türlü tartışmak. Kudüs duyarlılığımız tartışılmaz. Dün, bugün Kudüs konusunda eminim duyarlılığımızı artıracak, duygularımızı kabartacak ve öfkemizi bilecek çok yazı okumuşsunuzdur. Ancak Kudüs'ü tartışma şeklimiz, gündeme getirme biçimimiz, soruna bakış açımız acaba farklı olabilir mi? Herkesin yoğun duygusallıkla konuştuğu bir ortamda başka bir bakış açısıyla konuyu tartışmayı deneyeceğim. Kudüs sadece Müslümanların sorunu mu? Başka bir açıdan Kudüs sorununu gündeme getirme fikri, Belkıs İbrahim Hakkıoğlu önderliğinde fedakar bir kadın grubu tarafından geçen yıl kurulan Kudüs platformu istişare toplantısında aklıma gelmişti. Kudüs sorununu gündemde tutan, bunun için uğraşanlar neredeyse bir avuç Müslüman. Bunlar da radikal, aşırı dinci diyerek dışlanmaya çalışılıyor. Müslümanların Kudüs diskuru da konuyu radikalleştirmeye, uçlara taşımaya müsait. Oysa Kudüs'ün statüsü, tarihi ve dini yapısı aslında üç din içinde çok önemli. Yani Kudüs sorunu üç dinden insanı da ilgilendiriyor. Hristiyanların da en az Müslümanlar kadar, Siyonist olmayan Yahudilerin de en az Hristiyanlar kadar Kudüs sorunu vardır. Ancak bu konuda bir platform olmadığı için Kudüs sorunu üç dinin mensuplarının ortak problemi haline gelmiyor bir türlü. Ayrıca şunu da görmemiz lazım. Tek başına Müslümanların gücü bu sorunu çözmeye yetmiyor. Yüz yıldan fazladır işgal altındaki topraklarda milyonlara varan mülteci, on binlere varan ölümler, savaşlar olmasına rağmen sorunu çözülemedi. Aksine daha çok Müslümanların aleyhine ilerledi. Bu nedenle sorunun ortak paydalarını genişletmek gerek. Kudüs'ü başka açılardan da gündeme getirmek. Evet, üç din açısından da Kudüs kutsal bir mekandır. Yani dini bir mekandır aslında. Öte yandan hiç unutmayalım ki aynı zamanda Kudüs yaşayan tarihi bir hazinedir. Eski Yahudi devletinden Kutsal Roma'ya, İslam devletinden Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin çok kıymetli tarihi eserleri de bu şehirdedir. İsrail bu tarihi eserlerden birinin Mescid-i Aksa'nın altında başlattığı kazıyı derinleştirdi ve yaygınlaştırdı. Bu Hristiyanlara ait Kıyamet Kilisesi gibi yapılara da zarar verecek hale geldi. UNESCO bu konuda son derece duyarlı bir kurum. Geçen yıl İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddialarını ve yürüttüğü kazıları kınayan bir karar yayınlamıştı. Kudüs'ü bu açıdan da tartışmaya açmak, gündeme getirmek gerekir. Kudüs araştırma merkezi yok. Geçtiğimiz günlerde Kudüs platformu üyesi Ayşegül Yıldırım Kara, Türkiye'de bir Kudüs araştırmaları merkezi bulunmadığını, platformun bu merkezi kurmak için uğraştığını anlattı şaşırdım. Kudüs için bu kadar duyarlı olan ülkemizde üniversitelerimizde ya da bağımsız olarak bir bilimsel araştırma merkezinin olmaması üzücü. Eğer böyle bir araştırma merkezimiz olsaydı, belki arkeolojiden sanata, inançtan mimariye, kültürden filolojiye kadar birçok alanda bilimsel çalışmalar yapar, Kudüs'ü gündemde tutardık. Kudüs zirvesi için önemli not Türkiye Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi nedeniyle İstanbul'da bir zirve düzenliyor. Sanırım bu zirve Kudüs'ün geleceği, uluslararası statüsü ve işgalden kurtulması için önemli fırsatlardan biri olacaktır. Amerikan başkanının açıklamasından sonra dünyanın birçok yerinde gösteriler, tepkiler ve olaylar olacaktır. Herkes en yoğun tepkilerini en duygusal şekilde verecektir eminim. Buna da ihtiyaç var. Ancak bu zirvede slogan öfke ve Hamas'ten ziyade uzun vadeli planlara, kurumsal yapılara, stratejilere ve güçlü birlikteliklere ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. Ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağından konuyu bu açılardan da gündeme getirebilir diye düşünüyorum. Kemal Öztürk, Yeni Şafak